Dijital teknolojilerin yükselişinin beraberinde getirdiği en önemli sonuçlardan biri büyük veri. Dijital informasyon teknolojilerinden, bu teknolojilerin işte bugünü ve geleceği nasıl şekillendirdiğinden bahsedildiğinde akla gelen ilk başlıklardan biri Big Data ya da büyük veri oluyor malum. Bugün hayatımızın ortasında bulunan pek çok teknolojik ürün, hizmet ya da uygulama esasen büyük veriyi işleyerek bize yarar sağlıyor. Büyük veri olmadan bunlar da var olamaz yani. Büyük veri hem gündelik yaşamımız hem de ekonomi açısından çok ama çok büyük önem taşıyor. Yakın zamanda Türkiye'de büyük veriye erişim konusunda faaliyet gösteren bir oluşum ortaya çıktı. Adı da Açık Veri ve Teknoloji Derneği. Dernek bünyesinde teknoloji dünyasının çeşitli alanlarından isimler yer alıyor. Bugün o isimlerden birini ağırlayacağız ve dernek olarak neler yaptıklarını, neler hedeflediklerini bunları konuşacağız. Başlayalım. Hakan Abdullah hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii biz seni araştırmacılığınla, stratejiliğinle biliyoruz ve çok önemli işler yapıyorsun gerçekten. Teşekkür ederim. Türkiye'de yapılmamış işler de yaptın. Ama tabii bugün seni farklı bir şapkayla ağırlayacağız. Önemli bir inisiyatif başlattınız. Hı. Geçtiğimiz sene değil mi? Yanılmıyorum geçen herhalde. Geçen sene başladık. Adı Açık Veri ve Teknoloji Derneği. İsmiyle merak uyandırıyor aslında. Yani ne yapıyorsunuzu bir bilmek istiyoruz ama isterseniz kavramla mı başlasak Hakan? Açık veri ne demek? Yani ne anlamalıyız bundan? Bir kere çok stratejik bir şey anlaşılmalı ve çok basit anlatmam gerekirse kamunun elinde çok fazla veri var. Bu verinin önemli bir kısmının bir gizlilik mahiyeti yok ve bu veri açıldığında bambaşka bir değer yaratabilir bu ülke için. Atıyorum şu anda işte son bir yılda ne kadar yağmur aldı İstanbul, karda kışta ne kadar tuz kullandık. Şimdi bu veriler aslında bölük pörçük bir yerlerde duruyor ve kullanılamaz hale geliyor. İşte bu verilerin açılması ve aslında bu verileri kullanacak paydaşlara sunulması. Evet. Ki bu paydaşlar buradan bir değer yaratsın. Dünyada açık veri bir trend. Bu arada trend de Obama ile başladı. Evet. Obama'nın seçim şeylerinden, vaatlerinden bir tanesiydi ve o vaadi de yerine getirdi. Dedi ki Amerika'nın verisinin açılması gereken verinin önemli bir kısmını açacağım dedi ve açtı da bu arada. Bu açılan veri sonra işte akademinin, iş dünyasının kullanımına verildiği zaman oradan farklı fikirler çıktı. Dolayısıyla açık veri felsefesi şunu diyor. Açman gereken datayı, gizlilik mahiyeti olmayan datayı aç ki başkaları bundan faydalansın ve değer yaratsın. Şimdi yine de aklı şu da geliyor. Her veri açılacak mıdır? Asla. Nedir mesela? Onun sınırlarını çizen nedir? Öyle. Şöyle kişisel veriler, gizlilik mahiyeti taşıyan hiçbir verinin tabii ki açılmaması gerekiyor. Bu arada hep kamu olarak başladık ama bu özel şirketleri de ilgilendiriyor. Özel şirketlerin de kendi operasyonlarıyla ilgili bazı bilgileri özellikle mesela telekomünikasyon şirketleri. Aynen öyle. Dolayısıyla gizlilik mahiyeti taşıyacak herhangi bir kişisel veri zaten açılamaz. Evet. Zaten KVKK kanununda var. Ama bazı verilerin hiçbir gizlilik mahiyeti yok. Atıyorum işte otobüsler zamanında gelmiş mi bir durağa? Bu otobüsler, bir duraktaki otobüsler hep zamanında gelmeyecekse ne kadar gecikmiş? Bu datanın bir gizliliği yok ama evet. Bu datanın bilgisini alırsak ve atıyorum girişimcilere verirsek otobüslerin gecikmemesiyle ilgili yeni bir inovasyon gelebilir. Onun için onu açarsak yeni bir fayda yaratabiliyoruz. O zaman şunu diyebilir miyiz? Yani verinin paylaşılmasıyla ilgili bir mesele yok da bugüne kadar o verinin nasıl değerlendirilebileceği veya değerlendirilebileceğine ilişkin bir farkındalık eksikliği mi vardı da onu mu gidermeye çalışıyorsunuz? Çok ciddi farkındalık eksikliğimiz var. Bir kere şöyle başlayalım. Dünyadaki trend 3 milyar insan hep söylüyoruz dijital gözlem altında. Bu ne demek? Bizim bıraktığımız izleri zaten birileri veriye döndürüyor. Evet. Ve maalesef bu veri başkasının elinde. Bizim ülkemizin dışında başkasının elinde. Mesela navigasyon uygulamaları kullanıyorlar. Öyle, o veriyi onlar gayet rahatlıkla işliyorlar. Hatta o verilerin içinde tamamıyla işlenmemesi gereken gizlilik verileri de var ve işliyorlar maalesef. Ve bu özellikle şimdi metaverse vesaireler konuşuyoruz. Hatta şu anda biliyoruz ki dijital gözlemin altında olan bizlerin bir günün %40'ı veri.
Yani evet. Hayatımızın %40'ı demek 36 yıl demek. Metaverse ile beraber bu %60'lara kadar çıkacak. Bu şey demek. Yaşadığımız hayatın neredeyse 50 yılı bir veriye Ne dönüştürecek. yapıyorsa kayıt altında. Kayıt altına. Ve biz bu veriyi aslında başka birilerine veriyoruz. Ve bu kişiler bunu işliyorlar ve buradan ürün üretiyorlar. Bizim ise buna karşı üretmemiz gereken önlemlerden bir tanesi kendi verimizde kendimiz işlememiz ve buna yönelik kendi teknolojilerimizi üretmemiz, yeni inovasyonlar yapmamız. Ama bir şekilde ateşi bir türlü yakamadığımız için sürekli böyle bir korku var ve ya orada dursun. Yani kimse bunu görmesin ama görmeyince işlenemiyor. İşlenemeyince dünya ile rekabet etmekte sorun yaşamaya başlıyorsun. Hatta şöyle söyleyeyim aşkım. Bugün akademisyen bile bir makale yazmaya kalksa çok az veri bulabiliyor. Herkes kapatıyor verisini. Evet. Oysa ki gizlilik mahiyeti olmayan bir verinin açılması ve oradan bir fayda yaratılması Evet. gerekiyor. Şimdi dernek faaliyetlerine, derneğin kendisine de gelmek istiyorum ama şunu bir örnek verdiğin için onun üzerinden bir şey sormak istiyorum. Obama açtı dedin. Açtı. Şimdi onu ben şöyle sorayım. Açmasının Amerika ne faydasını gördü? Yani ben ne bileyim, ölçülmüş bir fayda var mı? Var. Ekonomiyi şu kadar büyüttü vesaire. Ne Abi, denebilir? şöyle bir kere o tabii ki onu bir siyasal şeyini de faydasını da gördü. Ülke daha şeffaf hale Ha, gelecek onu dedi. tabii o ayrı bir O boyut bir tabii. ayrı bir boyut. Yani Evet. ülkenin daha şeffaf hale gelmesi Evet. ama işin ekonomi tarafında da yaratılmış çok ciddi şekilde yeni iş yerleri, çıkmış yeni fikirlerden ve inovasyonlardan oluşan ekosistemler, milyar milyar dolarlık faydalardan bahseden bir şey var. Bu Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkeler için de geçerli, ABD için de geçerli. Dolayısıyla işin şeffaflık tarafı bir siyasal ajanda olabilir ve bu siyasal ajanda olarak anlatılabilir. Ama işin arka tarafında çok ciddi bir ekonomi de var. Ya şunu hani yeni işler başta olmak üzere neredeyse artık hiçbir iş verisiz yapılamaz, rekabet edilemez bir hale geldi. Edilemez. Dolayısıyla aslında ekonomi için hayati bir şey. Bir bilgi vereyim şöyle. Gidiyorum çok girişimcilerle bir araya geliyorum. Böyle girişimcilik evleri var şimdi isimlerini vermenin. Seyirciler bilmeyebilir. Bizim girişimciler bir ofislerde buluşuyorlar. Oraya gittiğimde en çok üzüldüğüm şey veri yok ellerinde. Ha. Böyle bir balık tutuyorlar ama böyle karanlığa atıyorlar. Bazıları tutturabiliyor ama çoğunluğu tutturamıyor. Onun için bugün Evet. yeni ürün dediğimiz şeyler 10'da 8'e 10'da 9'u zaten tutmuyor. Evet. Tutmamasının sebebi çocukların elinde veri yok. Ve veri Anladım. çok pahalı bir şey. Normalde veri toplayacak şirketler var ama onlara bir girişimcinin gitmesi imkan dışı. Yani çok Evet. pahalı. Dolayısıyla aslında bu gençlere birazcık yön göstermek, bir yol göstermek istiyorsak gerçekten gizlilik olmaz, gizlilik mahiyeti olmayan veriyi onlara verirsek Aha. onların da girişimciliğini daha sağlıklı yapma ihtimalini artırmış oluruz. Yardıma ihtiyaçları var. Şimdi derneği konuşalım. Açık Veri ve Teknoloji Derneği. Ya bir hikayesini dinleyelim senden. Yani derdiniz neydi? Nereden yola çıktınız? Hedefleriniz nedir? Bir Ya konuşalım bu onları. veri dünyasındaki ola giren şeyleri zaten hepimiz yakından takip ediyoruz. Benim işim günün sonunda veri ve bir veriye aslında veriye Türkiye'nin ulaşımını sağlamak bizim için bir dava haline, bir aşk haline gelmişti zaten ama birisinin bu ateşi yakması gerekiyordu. Başkanımız Bilal Eren aslında temelde yaktı ve dedi ki ya bizim bir farkındalık yaratmamıza ihtiyaç var. Dünya bir yere doğru gidiyor, Avrupa Birliği bir yere doğru gidiyor. ABD ciddi bir data açtı ama Türkiye'nin şu anda böyle bir farkındalığı yok. Gitti kamuya gidiyoruz, anlatıyoruz. Çok pozitif bakıyorlar ama çekiniyorlar. Evet Dolayısıyla tamam. bizim kanun yapıcıları, önceki belediyelere inmeden Evet. önce yukarıdaki kanun yapıcılarını ikna ediyor olmamız Tabii. gerekiyor. Onun için bunu dernekleşmemiz gerekiyor ve bunu bir dernek dahilinde anlatmamız gerekiyordu. Açıkçası ateşi o yaktı, peşine hepimiz düştük. Peki. Şimdi bir sloganınız var, mottonuz mu diyeyim? Açık veri bizi daha iyi birey, daha iyi toplum ve ülkemizi daha iyi bir ülke yapar. Nasıl yapar? Anlatıyoruz, hatta Bunu. örneklerini anlatıyoruz. Mesela Covid sırasında İngiltere'de açık veri üzerinden hangi şeyler yollarda daha çok mesafe tutulabileceğini paylaşmışlar. Yani Anladım. dolayısıyla yürürken mesafe gerekiyor ve diyorlar ki şu giriyorsunuz epe ve şu yolculukta şu rotayı alırsanız mesafeyi koruyabilirsiniz diyor. Ya da Londra en çok kalp krizi olan şehirlerden bir tanesi İngiltere'de en tepede. Şunu fark ediyorlar ki sorunlardan bir tanesi ambulansın çok geç gelmesi. Ha. Şunu görüyorlar Kurtarılacak insanlar kurtarılamıyorlar. kurtarılamıyor. Şeye bakıyorlar açık veriye ve şunu görüyorlar. Bazı bölgelerde çok sıkışma var. Ambulans oraya giremiyor. O zaman Ha. diyorlar ki oraya bir merkez kuralım ve oraya bir tane Ha. şey koyalım. Şu elektrik şeyi vardır ya. Evet. Ve dolayısıyla orada ve bir kişiyi de atayalım oraya. Dolayısıyla orada bir kalp krizi olursa daha ambulans gelinceye kadar müdahale edebilecek bir sistem kuralım. Bunu nereden görüyorlar? Sıkışmayı açık veri üzerinden görüyorlar. Aksi takdirde göremiyorsun. Bütün Londra yapacağız dediğin zaman olmuyor bu sistem ama açık veri üzerinden kalp krizleriyle hangi yerlere o ambulansların giremediğini ve geciktiğini gördüğün anda
buna müdahale şansı. Bu da şeyi, kalp krizleri oranını çok ciddi şekilde düşürüyor. Kalp krizleri ölüm oranlarını düşürüyor. Londra en tepeden ciddi şekilde aşağıya iniyor. Ve bu o şehri daha yaşanabilecek bir şehir hale getiriyor. Onun için bizi daha iyi, bizi hayat kurtarma açısından bizi daha iyi insanlar yapabilir. Anladım. Şehri daha yaşanabilir hale getirebilir. Aha. Açık veriyi düzgün bir şekilde kullanırsak ciddi şekilde bazı şeyleri düzeltebiliriz. Şu dernekle ilgili şunu da sormak istiyorum. Netice itibariyle biraz bileşenleriniz, hedefleriniz de belirliyor. Kim var bu dernekte? Vallahi, mesela yani akademi, iş dünyası vesaire. Akademi var. Aktörler kimler? Akademi var, iş dünyası var, işin hukuk tarafı var. Çünkü sürekli bu sorular da geliyor bize. Bu işin hukuksal tarafı ne olacak? Çünkü ciddi bir KVKK çok kanunu önemli. Var evet. Ve bilmek istiyorlar. Ama işin güzel tarafı, benim en çok gurur duyduğum tarafı da bu işi yapabilecek paydaşları da içeriye aldık. Yani sadece teorisinde değiliz. Bu işi yapabilecek paydaşlar da masaya oturuyorlar. Çünkü bu işin içinde anonimleştirme var. Datanın işleme, datanın okunma şekli var. O portalların oluşturulması var. Çok ciddi teknik ve teknolojik bilgi ve birikim gerekiyor. Onun için buraya sadece şey gibi düşünmeyin. İşin teorisini, data tarafını konuşacak değil. Gerçekten bu işi yapabilecek yetenekteki insanlar içeride var. Onun için derneğimizdeki yönetim takımına da baktığınızda çok çok bu konuyla ilgili farklı paydaşların olduğunu görürsünüz. Biz konuştuğumuz zaman yapabileceğimiz bir işi de konuşuyoruz. Anladım. Şimdi bir kelimeni yakaladım, anonimleştirme. Evet. Galiba bu veriyi açmanın hani yollarından, ilkelerinden biri o olmalı. Yani bir veri kime ait olduğu belirtilmeden takip edilemez hale getirmek. Tabii aynen. Yani bizim nüfusumuz şu hani zaten malum araştırma geleneğinde bu vardır anonimlik. Kime soruldu belli değil. Aynen öyle. O sağlanmak durumunda değil kesinlikle mi? Kesinlikle sağlanmak, gizlilik mahiyeti olmayan datada bile sağlanmak zorundasınız. Evet. Çünkü yani öyle bir data tehlike dünyasına girmiş durumdayız ki o datanın nereye gidebileceğini bilmiyoruz. Oysa az evvel bir otobüs örneğini verdim ya, otobüs hangi otobüsler geç kalmış. Bu data bile tehlike oluşturabilir. Onun için bu datanın dahi anonimleştirilmesi gerekiyor. Kim otobüse bindi, otobüsün plakası neydi, bu gibi bilgilerin asla olmaması gerekiyor. Bahsettiğimiz bilgi o otobüsün oradaki ortalama olarak ne kadar geciktiği. Dolayısıyla anonimleştirme bu işin birinci kuralı. Peki siz yani faaliyetlerinizi izlemeye çalışıyorum. Şimdi bu işin muhatabı esasen devlet, kamu kurumları diyelim. Siz ne seviyelerle temas kurdunuz şimdiye kadar ve mesela reaksiyonlar ne yönde? Ya da bir adım var mı mesela? Şöyle, bir kere çok destek aldık, onu söyleyeyim. Çünkü anlattıkça çok rahat anlaşıldık diyebilirim. Ama şunu gördük ki biz bu arada hem kamunun en tepesinde, hem Cumhurbaşkanlığı tarafında ama hem belediyeler tarafına indik. Şimdi şunu görüyoruz ki iki tarafta destek veriyor. İki tarafta çok pozitif ama alt taraf, üst taraf ilk adımı atmadan adım atmak istemiyor. Onun için biz ilk adımlarda hem belediyeleri ikna edeceksek anladık ki külliyeyi de ikna ediyor olmamız lazım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın içinde dijital dönüşüm ofisi, tüm bunlarla konuştuk ve bu şeylerden de çok destek aldığımızı söyleyebilirim. Onun için öyle olunca alt taraftaki belediyeler de birazcık rahatladılar ve bazı belediyeler de şu anda verilerini açma sürecine girdiler. Bunlardan bir tanesi mesela açıkça söyleyeyim Tuzla Belediyesi. Evet, hatta onlarla birlikte bir projede yönetiyoruz. Evet. Ama şunu söyleyebilirim ki şimdi doğruya doğru açık konuşmamız gerekiyor. Ülkenin başından çok şeyler geçti. Bu data noktasında, bu datanın işlenmesi konusunda bu ülkede neler yapıldı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla aşağıda bu anlamda hala bir gerginlik, bir kaygı var. Evet. O kaygıyı doğru bir şekilde yönetmek için öncelikle en tepede bu işi yönetenlerle bir araya gelmemiz gerekiyordu. Şu ana kadar full destek aldık. Peki. Şimdi işin hukuki boyutundan böyle kısaca bahsettik. Biraz yoğunlaşalım. Çünkü belki de fark yaratılacak, yani iş illa bir şey yapılacaksa bu dernek eliyle yer orası olacak gibi. Yani bu mevzuatın diyelim uygun hale getirilmesi. Şimdi bir, Türkiye ne durumda? İki, mesela hani bu tür konularda genellikle biz Avrupa Birliği'ne bakarız. Mesela onlardan alınabilecek, gerçi sen ABD örneğini verdin. Belki çok daha iyi Avrupa'yı bir örnek olabilir ama Avrupa'yı Avrupa Birliği'nin sanki böyle daha ihtiyatlı adımlar atan bir tarafı var. Mesela bu teknoloji şirketleriyle olan meselelerinde hep bunu görüyoruz. Evet. Onlardan ne alınabilir mesela? Şöyle mesela bir şeye bakıyoruz. Avrupa Birliği kendi portalını açtı. Tüm ülkeler için açık veri portalı var. Acayip bir iş o. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin buna yatırım yaptığını ve buna yönelik mevzuata hazırladığını biliyoruz. Biz şimdi KVKK ile birlikte, biz KVKK aslında açık konuşma gerekirse en sert yerden girdi. Biz KVKK getirdiğimizde bir datanın kurulmasıyla anlıyorum bu arada. Çünkü öyle şeyler yaşandı ki ülkede biz de en sert yerden girmek zorunda kaldık. Girdik ama şimdi bu anlamda KVKK'nın özellikle açık veri tarafı için yeni bir mevzuata, yeni bir kurallara ve kanunlara ihtiyacı olacak. Bundan dolayı da biz bu arada kanun yapıcılarla bu kadar bir araya gelmeye ve bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu anki mevzuatımız ne kadar uygun
çok uygun değil. Sert birazcık mevzuatımız, evet. Ama zaten bizim işimiz, dernek olarak işimiz bunun farkındalığını arttırmak ve buna yönelik bazı mevzuat değişikliklerine gidilmesini sağlamak. ABD'nin datasının bu arada %23'ü açık. Bir bilgi de vermiş olayım. Bu devasa bir veri. Bize baktığımızda TÜİK'ten başka pek bir şey sayamıyoruz verisini açmış olan kurum olarak. Biz de neredeyse sıfıra yakınız. Evet. Şimdi bir de hani faaliyetlerinizden bahsediyoruz. Yakın zamanda, bir ay kadar oldu galiba, biz zirve yaptınız. Zirve de yaptık, evet. Mesela orada katılım nasıldı? Çok iyiydi. Hem konuşmacı hem takip. Hem şey ayrıca da mesela öne çıkan başlıklar ve de mesela neticeler ne oldu? Yani? Evet, dijital şeyden, dijital ofisten vardı, belediyeler birliğinden vardı Fatma Hanım. Dolayısıyla devlet bu anlamda ve kamu ciddi şekilde temsil edildi ama sadece o değil. Amazon da oradaydı, TOG da oradaydı. Dolayısıyla özel sektörden de datayla çok ciddi şekilde işi olan kurumların temsilcileri de oradaydı. Çok farklı konular konuştuk. Ben kendi konuştuğumuz konuyu anlatmak isterim. Ben data, diyorlar ya data yeni petroldür. Ben datanın yeni petrol olmadığını anlatmaya çalıştım ve bunu konuştum. Neyi anlatmaya çalıştık orada? Petrol çünkü böyle sınırlı ve savaş, kendi uğruna savaş yapılan bir kaynak ya. Data ise, bu paylaşıldıkça bu eksilmeyen bir şey. Aynen, paylaşıldıkça eksilmeyen, artan, büyüyen ve değer yaratan bir şey. Benim özellikle odaklandığım konu datayı petrol şeyine, metaforlarına indirgememek ve datayı açtıkça... O zaman o güvenlikçi endişeleri de artırıyor. Yani evet, aynen öyle. Çünkü hemen aklımıza petrolle çıkıyor. Petrol dediğimizde çok korkunç şeyler aklımıza geliyor. Korkunç şekilde de oldu bu arada. Oldu, evet. Ama şimdi o metaforla gidersek bir anda... Zaten şu anda bu korkularımızı daha da çok depreştiririz. Ben aslında o konuya odaklanmış oldum. Şimdi yine yanıtlarında ilginç bir nokta gördüm. Tabii ki bu işin esas muhatabı devlet ve kamu kurumları. Ama özel sektörün elinde, özellikle telekomünikasyon veya internet şirketlerinin elinde, mesela e-ticaret şirketlerinin elinde deli gibi yığın yığın data var. Onların mesela hani tabii ki her bir oyuncu farklı karakterde olabilir ama onların genel tavrı hakkında bir ne denebilir yani? Şöyle... Onlara şunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında şöyle şeyler yapıyorlar aşkım. Diyorlar ki yılda bir kere bir datalarını açıyorlar. Buna hekatlon diyorlar. Bütün girişimcileri çağırıyorlar. Diyorlar ki böyle bir problemimiz var. Bazıları raporlar da sunuyor. Ve sonra raporlar. Ama çok yanlış bir şey. Çünkü açık veri öyle bir şey değil. Açık veri tam zamanlı ve sürekli olması gerekiyor. Bir problem... Ben erişmek istediğimde erişebileceğim. Aynen öyle. Dolayısıyla ne oluyor? Belli başlı girişimcileri çağırıyor ve zaman diliminde bir noktada problem çözmeye çalışıyor. Oysa ki problem canlı olmalı ve sürekli yaşamalı. Ve biz de onlara şunu söylüyoruz. Senede gizlilik mahiyeti olmayan datalar var. Senede sürekli her kurumda sürekli problemler oluşuyor ve çözülüyor. Sen bunu açık ve şeffaf hale getirirsen bir zaman diliminde sınırlı bir insan kitlesini çağırarak bunu çözmek zorunda kalmazsın. Girişimciler zaten sürekli senin portallarına gelirler ve sürekli senin problemlerine yönelik inovasyon getirirler. Bu da senin için bir ekosistem oluşturur. Bugün TOG mesela, Gürcan Bey'in en çok anlattığı şey ve çok da hoşuma giden şey, TOG aslında bir taraftan da bir ekosistem oluşturur ve diyor ki bütün girişimciler bilişim vadisine gelsinler ve TOG'un ihtiyaçlarını ve problemlerini çözebilen benim ekosistemime girsin ve ben ona yatırım yapayım ve bu şirketi büyüteyim. Özel sektörde böyle düşünmek. TOG aslında çok iyi bir örnek. Yani ortaya konan hedefleri düşündükçe şimdi bu basit bir otomobil olmayacak gibi. Aynen. Belli ki bir ve ekosistem oluşturulmaya çalışılıyor. Kolektif bir akıldan yararlanan. Ve veri çok kıymetli. İnanılmaz. Veri açmazsa TOG zaten ve problemlerini söylemezse zaten çözüm de gelmez. Zaten orada da fark var. Dolayısıyla TOG örneği bizim özel sektör için de önemli bir örnek. Lütfen onu zaman diliminde senede bir kere bir hekatlon yaparak yapmasınlar. TOG gibi bu datalarını açsınlar, açmaları gereken dataları ve bu datalara yönelik çözüm getirenleri kendi ekosistemlerine dahil etsinler. Bu şey de demek, onlara yatırım yapmak, o şirketleri büyütmek de demek. Evet. Şimdi bütün bu tartışmalar, bu faaliyetler bir yandan da böyle veri mahremiyetinin iyice şiddetlendiği bir ortamda gerçekleşiyor. İşiniz zordur diye tahmin ediyorum. Yani bunları birlikte kotarmanın yolu bulunur mu? Şöyle en büyük problemlerden bir tanesi, en büyük tehlikelerden bir tanesi şu anda bütün trendlere dünyada baktığımızda data güvenliği en önemli trend. En önemli trend ve data güvenliğinin ciddi şekilde tehlike altında olduğunu bütün trendler söylüyor. Şöyle bir problem var. Datanın büyümesi ile teknolojinin gelişmesi aynı hızda gitmiyor. Açık konuşmamız gerekiyor. Data büyüdükçe teknolojilerimiz yetersiz hale geliyor. Dolayısıyla bu... İşleme sorunu mu ortaya çıkıyor? Maalesef işleme sorunu çok yüksek. Yani şimdi samimi konuşalım. Data büyüyor, işleme tarafı data kadar hızlı büyüyemiyor. Güvenlik tarafı da istediğimiz kadar gelişmiyor. Dolayısıyla bizim elimizde bir şey var diyemem. Böyle bir sihirli bir çubuk var diyemem. Ama şunu diyebilirim ki buna rağmen bazı şeyleri yapıyor olmamız gerekiyor. Yoksa bu tehlike, bu trend büyüdükçe büyüyecek, büyümeye de devam edecek. Bu tehlike bütün dünya için geçerli. Buna rağmen ABD açabiliyorsa, buna rağmen
AB ülkeleri açabiliyorsa biz de buna rağmen açacağız. Evet. Peki şimdi bugünlerde yaptığım programlarda hep şu soruyu da soruyorum, sana da sorayım. Şimdi yolun yarısındayız, yılın yarısındayız pardon. Ne yaptınız bu bugüne kadar ve bu sene sonra mesela nasıl bir projeksiyonunuz var, daha neler yapacaksınız? Ya şu anda şunu net söyleyebilirim ki en azından bazı paydaşlarda artık farkındalığı çözmüş durumdayız. Destek almış durumdayız. Bazı belediyelere projeler yapmaya başlamış durumdayız. Bu arada bir tane projemiz de sürüyor şu anda. Onu bitirdiğimizde, ilk projemiz bitirdiğimizde tüm diğer belediyelerde kolaylıkla uygulayabileceğimiz bir teknoloji ve sistem de olacak elimizde. Aslında çok şey yapmış durumdayız. Güzel. Yani sadece şey gibi düşünmeyelim. Biz sadece farkındalık derneği değiliz. Bu işin nasıl yapılacağını da bilen bir derneğiz. Demin söyledin zaten bünyemizde bu işi yapan da insanlar var. Tabii. Evet. Peki. Kolaylık dileyelim o teşekkür zaman. Ederim. Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim davetin için. Evet, çağımız büyük veri çağı dedik. Yaptığımız neredeyse her şey kayıt altında ve elde edilen datalar büyük veri havuzlarında toplanıyor. Ancak bir yandan da vatandaşların, kurumların, devletlerin, hatta devlet üstü organizasyonların veri mahremiyeti konusundaki hassasiyeti yükseliyor. Bu iki sürecin birlikte yol alması, yani veriye erişim ve mahremiyet ihtiyacının aynı anda artması bizi önemli kararlar vermenin eşiğine doğru da taşıyor. Durum biraz karışık ama mesele de basit aslında. Mevcut dijital hayatlarımızın sürmesi ve gelişmesi için daha açık veri politikalarına ihtiyaç var. Diğer yandan bu ihtiyacın insanların ve kurumların mahremiyetini ihlal etmeyecek anonim çözümlerle karşılanması da şart. Kısacası ara çözümlere ihtiyacımız var ve galiba onlara doğru ilerliyoruz. Bakalım ne zaman varacağız, ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak. Tamamlıyoruz bu haftada. Gelecek hafta VDOC'da görüşelim lütfen.